Arasında bulunduğumuz iki eski sütun sevgili seyirciler, rivayetlere göre Nemrut tarafından Hazreti İbrahim'i ateşe atmak için kurulan mancınık buraya yerleştiriliyor ve Hazreti İbrahim kendisi için yakılan büyük ateşe buradan fırlatılıyor. Fırlatıldığı alan şu an Balıklık Gölü olarak bildiğimiz Urfa'daki alan, hemen aşağımızda görüyoruz. Onu yakmak için, Hazreti İbrahim'i yakmak için tutuşturulan odunlar balığa, ateş de suya dönüşüyor. Ve şu an biz oradayız, Balıklı Gölü üstten görüyoruz. Sadece biz değil, yurt içinden, yurt dışından, özellikle İran'dan, Suriye'den pek çok turist Hazreti İbrahim'i ve Balıklı Gölü ziyarete geliyor. Cenab-ı Allah hiçbir canlıyı açlıkla terbiye etmesin. Buna balıklar da dahil. Urfa Balıklı Gölü'deyiz. Herhalde dünyanın hiçbir yerinde bir göl balığı elinizden yem yemek için bu kadar size yaklaşmaz. Bunu sadece Urfa'da görebilirsiniz. Biraz düşündüğümüz zaman da üç dinin atası olan Hazreti İbrahim peygamberin diyarı olan Urfa'da bu hoşgörü balıklara bile sirayet etmiş. Demek ki insan hoşgörülü olunca normalde insanları gördüğünde fersah fersah kaçması gereken balıklar bile parmağınızın ucuna kadar geliyorlar. Bunu sadece açlıkla izah etmek de pek mümkün değil. Ha, buradaki manzarayı görünce İstanbul aklımıza geliyor. Allah Galata Kulesi'nin altındaki balıklara yardım etsin. Onlar herhalde buradaki hemcinslerini biraz kıskanıyorlar. Onların üzerlerine binlerce olta yağıyor. Buradaki balıkların üzerine ise binlerce yem. Hoşgörü diyarı Urfa. Şanlıurfa. Şanlıurfa'da aynı Zalha Gölü'nde kayıkta keyif yapıyoruz. Peki aynı Zalha Gölü ne demek? Daha doğrusu Urfa'nın tarihçesine valla bulduk bir abiyi, attık kayığa. Anlattı. Anlatamadı. Batmandı. Biz kendisini kayıktan atacağız. Nereye? Ahan da buraya dayı. İşin riskli, bak söyleyeyim sana. Her işte belli başlı riskler vardır. Senin riskin az buz değil. Ya bunu anlattın? Şanlıurfa tarihini, aynı Zalha Gölü'nü anlattın suya. Ya da biz seni suya attık. Suya atarız. İsim? Abdurrezzak Demircan. Buyur Abdurrezzak Demircan abi. Burası Şanlıurfa. 16 bin yıllık bir şehir. 12 tane peygamber gelmiştir buraya. Adem aleyhisselamdan Nuh aleyhisselama kadar. Hazreti İbrahim ile Nemrut arasında burada rivayete göre bir mücadele, hak ve batıl mücadelesi başlamıştır. Nemrut rüyasında görür, bir çocuk gelip kendisinin tahtını yıkacaktır. Nemrut ilahlık iddia edenlerden ve puta tapanlardandır. Bu rüyayı gördükten sonra çocukların hepsini katletmeye başlar. Hazreti Azer, Hazreti İbrahim'in babasıdır, Nemrut'un putçusudur. Hazreti Azer'in hanımı hamile olduğunu görür. Hazreti Hacer kaçar gelir kendisini. Hazreti İbrahim'in annesi getirir buraya, burada bulunan mağarada doğumunu yapar ve bırakır. Urfa'da ceylanlar vardır. Ceylan'la adı geçen bir memlekettir. Ceylanlar buraya gelir. Bu buradaki mağarada Hazreti İbrahim'i emzirir. Belli bir yaşa gelir, büyür. Azer babası putları satmaya verir kendisine. Putları sırtına atıp yere sürükler. Bunların bir faydası olmaz der. Bu haber Nemrut'a gider. Nemrut Azer'i çağırır. Azer de oğlunu azarlar. Yapma oğlum der. Bu putlar bizim ilahımızdır. Hazreti İbrahim, putlar bizim ilahımız olamaz der. Ve gökyüzüne çıkar bakar, güneşi görür. Güneş büyüktür. Bu güneş benim Rabbimdir. Bakar güneş batar. Batan benim Rabbim olamaz der. Ondan sonra yıldıza bakar. Yıldız benim Rabbimdir der. O yıldız da batar. Battıktan sonra batan benim Rabbim değildir der. Ondan sonra aya bakar, ay da batar. Ondan sonra der ki وَجَّهْتْ وَجِلَّهِ فَطْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Yeri gögü yaratan Allah'ın
bu batanların tümünü yaratan tek olan ilah Allah'a tapar. Ve ondan sonra mücadele başlar, Allah'ı tek Allah'a anlatmaya başlar. Fakat Nemrut bunu rahatsız eder, durmadan rahatsız eder. Rahatsız ettiği zaman Nemrut bir gün yemeğe çağırır, yemek yapar. Putların önüne yemekleri indirirler. Hazreti İbrahim gelmez, hastayım der. Ve bir gün baltayı alır eline, onlar yemekten çıkarken bu putları kırır. Putları kırdıktan sonra büyük baltayı da büyük putun boynuna koyar. Büyük putun boynuna koyar, derler kim kırdı bunu, derler İbrahim. Gelirler der, ben kırmadım, balta büyük putların. Bir ilah küçük ilahları kabul etmedi, tek kendi ilahlığını kabul etti. Orada şeytan der ki İbrahim kırdı, ondan sonra bir karar verir, Hazreti İbrahim'i ateşte yakacaklar. Burası o zaman kale değil, tepedik. Burada bir mancılık kurulur. Urfa ağaçlıktır. Ağaçların birçoğu kesilir. Buraya büyük bir ateş yandırılır. Bu ateş göklere yükselir. Hazreti İbrahim'i çıkarırlar mancılığa atacakları zaman. Cebrail aleyhisselam gelir der ki, ya İbrahim seni Rabbim gönderdi kurtarmaya. Der ki sen karışma, benimle Rabbimin arasına girme. Rabbim beni görür. Orada Allah Celle Celaluhu der ki, ey ateş, İbrahim'e serin ve selametli ol. Ateş suya dönüşür, odunlar balığa dönüşür. Onun arkasından Nemrut'un kızı da kendi kendisini rivayetlere göre o da buraya atar. Burası da Anzalha Gölü. Nemrut'un kızı Hazreti İbrahim'i sever ve o buraya atar. Burada o göl, Hazreti İbrahim'in gölü de karşı tarafta. Ve Allah Nemrut'a sinek ordusunu musallat eder. Sinek ordusundan bir topal sineği Allah'a yalvarır, der ki beni Nemrut'u öldürmeye kısmeti bana ver. Allah Celle Celaluhu Nemrut'un ölümünü o topal sineğe verir. Kendi kendini ilah zanneden kişi bir sinekle ölür. Beynini aşındırmaya başlar. Beynini aşındırdıktan sonra keçeden bir tokmak yaparlar. Nemrut'un tepesine vururlar. Urha urha diye Urfa ismi çıkar. Ve Nemrut öyle helak olup gider. Hazreti İbrahim ile Ceziretül Arab'a gider. Hicaz'ı inşa eder. Orada kendisine inananlara İslam dinini yayar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.